Arkadaşlar merhabalar. 8. testle beraberiz. Şimdi 8. testimize bakalım. 8. testimizin ilk sorusu f(r)'den r'ye bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir x kare eksi ax artı 4 fonksiyonu verilmiştir. A'nın hangi değeri için f çift fonksiyondur? Arkadaşlar çift fonksiyon olabilmesi için fx eşittir f eksi x şeklinde olması lazım. Şimdi bu durumda bizim polinom tipli ifademiz varsa polinom tipli ifadenin hepsinin kuvvetlerinin çift oluyor olması lazım. Bakalım burası kare çift olur. Burası x üssü 0, bu da çift olur. Ancak bu 1, bu durumda bu burayı bozar. O zaman a'ya ben 0 versem hiçbir sorunum kalmaz. Yani x kare artı 4 gelir fx fonksiyonu çift olabilir. Doğru cevap D seçeneği gelir. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. F tek ve g çift fonksiyonmuş. Fm eksi f eksi m eşittir 8'miş. Yine altında bir fonksiyon verilmiş. G eksi m değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi f tekse f eksi x eşittir eksi f x olur. Eğer çiftse de g eksi x eşittir g x olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunları bildiğimize göre gelin sorumuza bakalım. Fm duruyor zaten. Eksi m tek olduğu için dışarıya eksi diye çıkar. Artı fm geldi. Eşittir 8. Buradan 2 tane fm eşittir 8 gelir. Fm eşittir 4 gelecektir. Peki bu dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Tek fonksiyonsa eksi fm diye çıktı. Çarpı gm eşittir 12'ymiş. Burası kaç yaptı? 4. O zaman gm eşittir eksi 3 geldi arkadaşlar. Peki g eksi m sorulmuş. G çift fonksiyondu. O zaman bu yutardı. GM gelirdi. Yine GM sorulmuş. Eksi 3'tür. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 3. soruya arkadaşlar. 3. sorumuzda ne demiş? Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi R'den R'ye tanımlı tek fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan şey neydi? İçeriye eksi x yazmak. Yani f eksi x eşittir eksi f x olmalı. Bu durumda tek fonksiyon oluyordu. Ben şimdi buraya eksi yazarsam eksi x çarpı sinüs eksi x gelecek. O zaman sinüs eksiyi dışarıya alır. Yani eksi x çarpı eksi sin x geldi. Bunların çarpımından x sin x gelecektir. O zaman birincisi bizim için çift fonksiyon olmuş oldu arkadaşlar. İçeriye eksi attığın zaman dışarısı artı oldu. Yani kendisine eşit geldi. Çift fonksiyon oldu. Bir gitti. İkinciye bakalım. X küp tek fonksiyon. Tamam, burayla bir sorunumuz yok. Peki şuraya bakalım. X cos x. Eksi x çarpı cos eksi x desem. Kosinüs eksiği yutardı. Eksi x çarpı cos x geldi. Yan tarafta zaten tekti. Onu da yazayım istiyorsanız. Eksi x küp. Aynı şekilde eksilisine eşit gelmiş oldu. O zaman ikinci seçeneğimiz tek fonksiyon gelir. Doğrudur. Geldik üçüncüye arkadaşlar. Üçüncüye baktığınızda R'den R'ye tanımlı mı? Bir öncelikle ona bir bakalım. R'den R'ye tanımlı olmaz arkadaşlar. Çünkü burası mutlak değer pozitif. Burası da mutlak değer. Yani aslında karesi pozitif. Burasının sonucu her zaman pozitif çıkacak. Negatifleri almaz. R'den R'ye tanımlı değil. Ama tek fonksiyon mu? Evet, tek fonksiyon olabilir. Bu gitti arkadaşlar. Üçüncü seçeneğimiz. Dördüncü seçeneğimize baktık. X çarpı kök içerisinde x kare artı 1. Eksi yazarsak biz buraya. Eksi x çarpı kök içerisinde x kare artı 1 geldi. Bu bunun eksilisine eşit olmuş oldu. Yani bu f ise bu eksi f gelmiş oldu. İçerisine eksi yazarsak. Bu da olacaktır. Doğru cevap C seçeneği gelir. Geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı çift bir f fonksiyonu veriliyor. Çift fonksiyonsa ne olmalı arkadaşlar? F eksi x eşittir f x şeklinde yazılabilmeliydi. O zaman bakacak olursak fonksiyonlarından hangileri kesinlikle çift fonksiyondur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 3'ten başlayarak ilerleyelim. Burada nedir? F eksi x artı 5 gelmiş. Şimdi baktığınız zaman 5 birim yukarıya ötelemek bir fonksiyonun çiftliğini, tekliğini etkilemez. Diyelim ki fx şöyle bir şey, x kare gibi bir şey. Ben bunu 5 birim yukarıya ötelesem, 5 birim yukarıya ötelesem, x kare artı 5 gibi bir fonksiyon olur. Bu yine çift olmaya devam eder. 3 çifttir. Geldik ikinciye. 4x demiş.
Yine x kare üstünden gidelim. X kare ise 4x olsa ne olacak arkadaşlar? Kollar bir tık daha küçüldü mü? İçeriye geldi. Ve o zaman bu da y eksenine göre simetrik oldu. Yine çifttir. Ancak buna bakalım. Bir sonrakine bakalım. Şu birinciye bakalım. Birincisi fx x kare ise ben bunu 4 birim ne tarafa öteyeceğim arkadaşlar? Sağa öteyeceğim. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar baktığınız zaman bu yeni fonksiyonun benim için çift olabilmesi çok mümkün durmuyor. Bir gitti. Doğru cevap 2 ve 3. Yani E seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne demiş? F fonksiyonu bir aralıktan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu verilmiş. Çift fonksiyon olmasını sağlayan A değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir kere çift fonksiyon olabilmesi için bunun ikinci de yani burası çift zaten. Çiftse şöyle olması lazım. Simetrik olması lazım eksene göre. Peki eksene göre simetrikse aynı yerlerde kesmesi lazım. Yani atıyorum burası burasıysa burası buraya eşit gelmiyor. Yani bunun değer ve tanım kümeleri yani şu başlangıçtaki sınırları birbirlerine eşit olmalı. Diyelim ki burası eksi A ise burası A'da kesmeli ki hani aynı değeri getiren değerlerimiz gelsin. O zaman 3A eksi 13 A eksi 3'e eşittir. Attık karşıya 2A 10. A buradan 5 girecektir arkadaşlar. İşlem hatası yapmadıysam eğer 3A eksi 13 eşittir A eksi 3. Aa, özür dilerim. İşlem hatası yaptım tabii ki. İşlem hatası yaptım. Neden? Çünkü bu K kadarsa, eksi K kadarsa bu K kadar gelecek. Birisi diğerinin negatif birisine eşit olacak. Özür dilerim. O zaman 3A eksi 13 eşittir 3 eksi A gelecek. Yani bunun eksiyle çarpılmış hali. Buradan atarsak karşıya 4A eşittir 16. A eşittir 4 gelecektir. A ise çift fonksiyon olmasını sağlayan A değeri 4'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. F A'dan R'ye bir fonksiyon olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. A kümesi hangi şartlarda tanımlanırsa F fonksiyonu çift fonksiyon olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çift fonksiyon olabilmesi için ne olması lazım bir bakalım. Şurayı bir düzenlersem. Şuraya bir x kare parantezini alalım. X artı 1 geldi. Artı x artı 1. Üst tarafı x artı 1 parantezini aldım. X kare artı 1 geldi. Böyle aşağıda 4 parantezini aldım. X artı 1 geldi. Bir kere bizim tanım kümemizden ne çıkması lazım? Eksi 1 çıkması lazım. Çünkü eksi 1 olursa payda 0 olur. Yani otomatikman fonksiyon olmaz. O zaman A reel sayılar olursa olmaz. Bir gitti kesinlikle. İkincisi olabilir, üçüncüsü olabilir. Birin olduklarını eledim arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci. Biz diyelim ki bunları sadeleştirdik. O zaman fonksiyonum şöyle bir şey mi geldi? X kare artı 1 bölü 4 oldu. Şimdi bu çift olabilmesi için f eşittir x eksi x olmalı. Yani ben buraya 1 verdiğimde eksi 1 değeri de alabilmeli. Yani f 1 eşittir f eksi 1 olmalı. Ama ben buradan neyi çıkartmıştım arkadaşlar? Eksi 1'i çıkartmıştım. Otomatikman neyi çıkartmak zorundayım? 1'i de çıkartmak zorundayım. Eksi 1 ile 1 çıkar. Yani 3 olur ancak 2 olmaz. Doğru cevap C seçeneği yalnız 3'tür.